Antik çağlardan bu yana ilaç olarak kullanılan ana bitkilerden biri pelin otudur. Bu da pelin otunun ne kadar faydalı bir bitki olduğunu bize gösterir. İşte pelin otunun faydaları. Karaciğer ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler. En sağlıklı antioksidan depolarından biridir. Cildinizde oluşan yara ve hasarların hızla ve kolayca iyileşmesini sağlar. Midenin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar, aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır, düzenler, bağırsak spazmları için sıklıkla başvurulan ve tedavi özelliği taşıyan bir bitkidir. Cinsel performans ve cinsel istek açısından güçlü etkileri bulunmaktadır. Cildinizdeki tahrişleri tedavi ederken yine ciltteki ağrıları dindirme görevi de üstlenir. Yüksek ateşli hastalıklarda ateş düşürücü işlevi görür, sakinleştirici özelliğiyle stres ve gerginliğini düşürür, dinginleştirir. Kadınlarda menstrüasyon yani regl döneminde oluşan baş ağrıları, karın ağrıları, mide bulantısı ve kramp girme durumları, bitkinlik ve iştahın kapalı olması gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu evrede pelin otu oldukça etkili faydalar sağlamaktadır. Ayrıca pelin otu adet sökücü olarak da kullanılmaktadır. Bağırsaklarda yer alan solucan ve parazitleri düşürmede etkili bir bitkidir. Besinlerin vücutta emilimi aşamasında büyük katkı sağlar, bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir. Hastalıklara karşı güçlü koruyucu özelliği bulunur. Mide rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları ve iştah problemlerinde tedavi edici bir bitkidir. Uyku problemlerine iyi gelir. Kuvvet verici, vücudu dinçleştirici ve idrar sökücü özelliği bulunmaktadır. Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara da iyi geldiği bilinmektedir. Grip hastalıklarında direnci artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca pelin otu parazit düşmanı bir bitki olarak vücuttaki parazitleri öldürücü etkisi bulunur. Pelin otu kanser tedavisinde sıklıkla başvurulan ve gözle görülür etkilere sahip bir bitkidir. Şeker hastalığı, diyabet hastalığı gibi önemli hastalıklarda da pelin otu çayı güçlü etkileri sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Romatizma hastalarının, özellikle kış aylarında artan şikayetleri neticesinde başvurarak rahatladığı bir bitki türüdür. Böbrek üstü bezlerine doğrudan sağladığı etkileri sebebiyle böbrek hastalarında pelin otu çayı sıklıkla kullanılmaktadır. Pelin otu çayı nasıl tüketilir, ne işe yarar? Yarım veya tam tatlı kaşığı kuru pelin otu bir cezveye dökülür, ardından üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, suyu soğuk olarak cezveye döküp içerisinde pelin otuyla birlikte kaynatmamak. Aksi takdirde tadı çok acı olur ve içmekte zorlanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı kaynamış su ilave ettikten sonra ocağın altı kapalı vaziyette 10 ila 15 dakika arası demlenmeye bırakılır. Bu şekilde hazırlanmış olan pelin otu çayını günde 2 veya 3 kez birer bardak içebilirsiniz. Maksimum 3 hafta boyunca kullanımdan sonra çayını kullanmayı bırakarak 2 hafta ara vermelisiniz. Bu uygulamaya dikkat etmezseniz, içerisindeki eterik yağ vücudunuzun zehirlenmesine sebep olabilir. Eğer acımsı tadından dolayı içmekte zorlanıyorsanız, bir bardak pelin otu çayınıza 1 ila 2 tatlı kaşığı bal ilave ederek karıştırınız. Böylece acımsı tadını maskeleyecek ve içimi kolaylaştıracaktır. Yine bardağınızın içerisine kuru nane serpiştirmeniz de kokusuyla birlikte güzel bir içim sağlayacaktır. Bu şekilde çayı yapılarak içilen pelin otu bitkisi, tüm faydalarını size sağlayacaktır. Kaynar su bitkinin içerisindeki maddeleri çözerek suya karıştıracak ve içtiğiniz bu çay suyu da vücudunuz tarafından emilerek pelin otunun tüm faydalarını vücudunuza katacaktır. Pelin otu yemeklere ve salatalara da katılarak kullanılabilmektedir. Ancak tedavi amacıyla kullanıyorsanız çayını demleyerek kullanmanız faydasını daha etkili görmenizi sağlayacaktır. Pelin otu zararları nelerdir? Pelin otu özünde faydalı bir bitkidir. Ancak uzun süreli kullanımlarda zehirlenmelere sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda ise baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, hatta kramplara sebebiyet verebilir. Bu açıdan dozunu kaçırmadan kısa süreli kullanımlar şeklinde tercih ediniz. Diğer pelin otu yan etkileri ise uzun süreli kullanımlarda bağımlılık yapabilmesidir. Yine aşırı kullanımlarda pelin otu halüsinasyon gibi durumlar meydana getirebilir. Merkezi sinir sisteminize, beyninize ve böbreklerinize doğrudan etki eden maddeler barındırdığı için böbreklere ve beyne zarar verebilir. Pelin otu alerjisi ise tamamen pelin otunun polenleriyle alakalı bir durumdur. Pelin otunun havada uçuşan polenleri solunum yollarında alerji meydana getirmektedir. Pelin otu yağı veya pelin otu çayı herhangi bir alerji yapmayacaktır. Ancak yine de kullanımdan önce alerjinizi doktora bildirmenizde fayda var. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.
hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.